kampanya ekibi olarak sevgili Jülde Kural bize Gülten Kışanağ'ın son duruşma salonunda. Biz Türkiye'deki aşırı merkeziyetçi, otoriter, katı merkezci yönetim yerine özellikle yerel yönetimlerin idari, mali ve siyasi açıdan özelliğini savunan bir partiyiz ve Avrupa Yerel Yönetim Özellik Şartı'nın çekincesiz olarak uygulanmasını istiyoruz. Bu çok önemli bir bakış açısıdır. Temel bir yaklaşımdır. Burada toplumcu demokrasi ancak böyle olur, toplumcu belediyecilik ancak böyle olur, katılımcı belediyecilik ancak böyle olur. Yerel yönetim anlayışı bu şekilde olur. Bunun dışında kadın özgürlükçü bir yaklaşımımız var. Bunu özellikle belirtmek isterim. Ve aynı zamanda ekolojik bir yaklaşımımız var. Biliyorsunuz DEM Parti, kamuoyunda yaratılmak istenen bir algı var. Sadece Kürtlerden oluşan bir parti değildir. DEM Parti, Türkiye'nin sol sosyalist güçleriyle birlikte halkların eşitliği temelinde kurulmuş bir siyasal partidir. İsmimiz de zaten Halkların Eşitliği ve Demokrasi Partisi'dir. Bunu her fırsatta hatırlatmaya devam edeceğiz. Birileri bizi ne kadar daraltmak isterse biz tam tersine Türkiye'de halkların, farklı grupların birlikte mücadelesine, emek mücadelesine, demokrasi mücadelesine, barış mücadelesine, özgürlük mücadelesine, adalet mücadelesine inanan insanlarız. Bunun altını da bir kez daha özellikle çizmek isterim. DEM Parti'nin yerel yönetim anlayışı ile ilgili sorularınız olacaktır mutlaka. Bunları cevaplayacağız. Ancak şunu ifade edeyim. Tam da bu noktada biz bir üçüncü yol partisiyiz. Bu çok temel bir yaklaşımdır. Kalıcı bir siyasal yaklaşımdır. Türkiye'nin üçüncü büyük siyasal partisiyiz. Mecliste üçüncü büyük grubumuz var. Türkiye'nin her yerinde örgütlüyüz. Türkiye'nin 78 kentinde toplam 500 merkezde yerel seçimlerde biz de adaylarımızı çıkardık ve halklarımızdan oy istiyoruz. Gazete basıldığında ve bombalandığında Özgür Ülke Gazetesi o dönemin yayın yönetmenlerindendir, özgür basın emekçilerindendir. Ve sonrası bir kadın olarak işte kadın özgürlük mücadelesindeki yürüttüğü çalışmalar ve yine milletvekilliği, eş genel başkanlığı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı iken tutuklanıp kayyum atandı ve 7 yıldır da tutuklu. Aslında Türkiye'nin fotoğrafı bu öykü. Yani Kürt sorunundaki çözümsüzlüğün de fotoğrafı, kadın özgürlük mücadelesine bu iktidarın yaklaşımının da fotoğrafı, temel hak ve özgürlüklerin gasp edilmesinin de fotoğrafı sevgili Gülten'in hayat öyküsüdür. Gülten, herkes, basın emekçileri ve bizler çok iyi biliriz. İşte Özgür Ülke basıldığında bu ateş sizi de yakar manşetini atanlardan, o gün o gazeteyi çıkaran emekçilerden bir tanesi ve aslında adeta hayat öyküsüyle tekrardan bu tehlikeye, bu ülkedeki her antidemokratik uygulamaya karşı bir çağrıda bulunuyor. Yani buna karşı bir tutum almazsanız bu çağrı size de döner. Buna karşı, bu hukuksuzluklara karşı bir kayyıma karşı bir tutum almazsanız bu size döner. Tutuklanmaya karşı bir tutum almazsanız bu size de dönerin aslında çağrısını yapıyor ve kadın mücadelesini büyütmezsek de, kadın özgürlük mücadelesini büyütmezsek de bu iktidarın erkek, egemen, bürokratçı, ırkçı, ayrımcı yaklaşımının hepimizi etkileyeceğinin çok açık bir göstergesi. Ankara bu konuda en çok özellik, yani hani ne derler, önemli kentlerden bir tanesi ve aslında biz aday profiline baktığımızda karşımızda isimler farklı olabilir, partiler farklı olabilir ama bir hakikat var karşımızda. Bürokratik, ayrımcı, erkek profili, erkek egemen profili temsil eden adayların karşısında bir Gülten Kışanak var. Farklılıkları, kimlikleri, kültürleri, kadınları, gençleri, toplumun bütün ötekilerini, Alevileri, bütün inançsal kesimleri temsil eden, bütün farklılıkları bir arada toplayan ve bunun mücadelesini yürüten, hayatıyla bunun bedelini ödeyen bir Gülten Kışanak profil var. Ben hani kuşkusuz Gülten Kışanak bu zaman zarfında birçok gazeteci arkadaşın sorularını yanıtladı, mektuplarıyla bizim çalışmalarımıza destek oldu. Biraz özetle şunu da ifade edeyim, biz kampanyayı Gülten
Gülten Kışanak'la Ankara'ya Kadınlar Dayanışma ekibiyle bu kampanya sürecini yürütüyoruz ve Gülten'in de ifade ettiği gibi bir Gülten cezaevinde ama binlerce Gülten sokakta, mahallede bu çalışmayı, bu kampanyayı yürütüyor. Başarı. Başarı.